Koçerdi. Bilinir ki bu sayfanın kuruluş amacı insanları ve toplumu en çok yürümeye ve efor sarf etmeye yönlendiren, bunu yaparken ise dağlarla ve çayırlarla en fazla bütünleşmeye yönlendiren vuruculuğun ve atıcılığın çok farklı bir alanı olan avcılığa yönlendirmektir. Ve bunu tabii ki yaparken ayrıca sürdürülebilir avcılığa inanan, etik av yapan, avcılık ve silah kültürü anlamında iyi yetişmiş, bilgisini iyi kullanan bir avcı nesli yetiştirmeyi veya bu yolda katkılar sağlamayı amaçlarız ve bu amaçla aynı zamanda avcılık av tüfekleri ve malzemeleri üzerine çalışmalar yapar, videolar paylaşırız. Özellikle konumuza girmediği için tabancalara pek girmeyi istemiyoruz. Ama buna karşılık internette bazı kaynaklarda bazı şeyler çıkıyor. Gerek 45'likler gerekse daha büyük tabancalar paylaşılıyor. Sonra da deniyor ki vurdu mu adamı bodu mu uzatır, vurdu mu uçurur, tepe taklak eder. Öbür tarafta bakıyorsunuz, denir ki insanlar böyle tabancalarla Afrika'da, Amerika'da, Alaska'da, dünyanın kim bilir nerelerinde İrazlı yaban domuzları avlıyor, bozayı öldürüyor, efendim geyik bile avlıyor, siz bilmiyorsunuz diye. Ve ister istemez silah satışı anlamında içinden geldiğimiz bir piyasadır. O işleri de gördük. Piyasa da bundan etkileniyor. Şimdi dostlar, haliyle avcı ama aynı zamanda tabancalarla da ilgilenen bazı genç kardeşlerimizde bazı avcılar var. Bunları gördükleri zaman aman Allah'ım abi diyorlar. Buralarda böyle böyle bazı şeyler deniyor. Bu nedir diye. Hani tabancalar konusuna çok girmek istemesek bile ister istemez soruların geldiği kesime baktığımız zaman böyle kıyısından köşesinden dolanamıyoruz. Şimdi çok uzatmak istemediğim halde gene dokümantal maksatta bir video yapacağız. Burada size o seyrettiğiniz videoları ve o videolarda gördüğünüz olayları açıklayacağız. O avları yapan, düzenleyen profesyonel av rehberlerini, o avların yapıldığı alanları, o alanlarda o avların nasıl tertip edildiğini anlatacağız ve ardından da ava uygun silahlardan bahsedeceğiz. Bu anlamda gerçekten artık hani yapmazsak olmaz bir videoydu. Ve şimdi bu kısmı daha fazla uzatmadan isterseniz başlayalım. Evet dostlar, şimdi bakın o videolarda olan şey aslında nedir? Öncelikle o videolarda gördüğünüz şey profesyonel av organizasyonlarıdır. O atışları yapan kişiler var ya, o av organizasyonlarını yapan çok tecrübeli avcılar ve onların etraflarında gene oraya ava gelenleri eşlik eden ve koruyan ayrıca elemanlardır. Bunlar hep yıllarca o işleri yapmışlar zaten ve dünya kadar atış yapmışlar. Kim bilir ne kadar da kaçırmışlar. Zaman içerisinde profesyonelleşe profesyonelleşe tabancayla avı kalbinden, kalbinin yakın çevresindeki atar damarlardan ve toplar damarlardan vurabilecek kadar ayrıca profesyonelleşmişler. Veya orayı vuramasa bile ufak bir ıskayla hayvanın akciğerini ikiye bile bölebiliyorlar ve o genleşme esnasında
kendini kaybeden, ne oldu burada falan deyip kendine gelmeye çalışan o hayvanı çok temiz ikinci bir atışla ayrıca ebediyete intikal ettirebilen gerçekten birinci sınıf avcılar onlar. Yani poligonlarda yetişmiş adamlar değiller veya ortalama birer silah sahibi değiller. O adamlar gerçekten çok profesyonel. Ama o adamlar zaten hayatlarını o işten kazanıyorlar. Ne kadar senelerdir, ne kadar hayvan vurmuşlar, ne kadar hayvanı yaralı göndermişler. Bunu hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Bakınız, avcılık olsun, silah efendim piyasasında çalışmak olsun. Bizim geçtiğimiz yerler. Bu anlamda hani bu işlerin nasıl yapıldığını bildiğimiz için size önemli tiyolar vereceğim. Bakınız, profesyonel av dedik. Profesyonel av yapılabilmesi için av anlamında bir saha gerekir. O sahada yapılacaktır kurumsal bir yapı. Yani ayrıca orada o işi yapan bir av rehberi var. Onun yanında ayrıca o kimselerin güvenliklerini sağlayan, eşlik eden yardımcı elemanlar var. Hepsi çok iyi vurucu. Bu insanlar o sahada devamlı geziyorlar ellerinde dürbün. Ne olur ne olmaz diye de sırtlarında birer tüfek. Ama av yapmıyorlar. Hayvanların izlerini sürüyorlar. Ayı inlerini biliyorlar, porsuk inlerini biliyorlar. Domuz sürülerinin yerlerini biliyorlar. Yataklarını biliyorlar. Mesela geyikler için belli saha gerekir boğalar için. Haliyle hangi tepede hangi geyiğin olduğunu biliyorlar. İster istemez hep takip altındalar. Siz bir avcı olarak gidip orada av yapmak istediğiniz zaman, bu kişilere müracaat ettiğiniz zaman bu adamlar sizi aslında nereye götüreceklerini iyi bilirler. Ve götürürler ve size o hayvanı avlatırlar. Adam zaten hayvanın yerini biliyor. 2. Özellikle domuz avlarında. Bakınız, ayı avlarında, boz ayı avlarında, siyah ayı avlarında yemleme yaparlar. Bu yemlemelerle hayvanları yeme alıştırırlar. O yemleme yapılan yerlerde ayrıca yabani hayvanların içine giremeyeceği av kulübeleri vardır. Onların içinde avcıyı bekletirler. Hayvan gelir, zaten gelecektir hep geldiği yer. Buyur geldi, avla derler, av yaptırırlar. Anlıyor musunuz dostlarım? Yani ortalama bir kimsenin, bırakın o atışları o adamlar gibi yapabilecek olmasını veya yapamayacak oluşunu, bakınız o hayvanlarla o mesafelerde o şekilde sık sık yüz yüze gelebilme şansları, ihtimalleri bile çok düşüktür. Bunlar hep yılların tecrübesi ve profesyonelleşmekle kurumsal yapılar tarafından gerçekleştiriliyor. Yani o videolarda gördüğünüz hani yaban domuzunu ta 20 metre mesafeye kadar getirip oradan çekip 45'i şöyle bir el ateş etti ve hayvanın zaten kalbini vuran, olduğu yere düşüren o avcılar işte o kadar sorunun hepsini çözebilen adamlar dostlarım. Kolay değil, adam işini o hayattan kazanıyor. Ve avlanacak her hayvanın yerini biliyorlar. Çok sessizler, rahatlıkla yaklaşabiliyorlar ve sizi sessiz sessiz o hayvanın dibine kadar da götürebiliyorlar. Evet dostlar, şimdi de gelelim ava uygun tüfeklere ve bu tüfekler ve ava uygun silahlarla avın nasıl yapıldığına. Büyük avlardan özellikle alışılagelmiş av tüfeği, bizim uzun namlulu, yivli setli ve dürbünlü av tüfeği diye tarif ettiğimiz bolt veya yarı otomatik mekanizmalarla yapılmış olan, çok güçlü mühimmatlar atan, uzun mesafede de hem durdurucu hem ölümcül olan yivli av tüfekleridir. Yivli av tüfekleri uzun mesafelere kadar, bakınız, temiz ölüm, yani avı kaçırmadan mümkün olan aynı zamanda en az acıyla en hızlı şekilde elde etmemizi sağlar. Atışları özellikle av tüfeği mühimmatlar kullanmak durumunda yaptırabilen av tüfekleridir.
Doğru duydunuz. Bunların mühimmatları av tipidir. Yani askerde piyade tüfeklerinden attığınız mühimmatlar gibi fişekler değildir. Bunların fişekleri ucu açık olur. Dışlarındaki kaplamalar ince ve yumuşak olur. Ayrıca bu grupta daha başka tasarımlar, hani karşımıza çıkmakla beraber bu ince kaplamalar ve yumuşak, kolay ezilen bakır yapı sayesinde hedefe vurduğu an itibariyle kafası içeri doğru ezilir. Ezildikten sonra çapı daha da büyür. Büyük bir çap ama inanılmaz bir güçle avın içinde ilerler ve çok derin bir yolda ciddi bir tahribat yaratır ve avı hızlı bir şekilde elde etmeyi ve dahası yüksek bir durduruculuk sağlar. Ama buna karşılık o zaman konuşmak lazım. Peki avın hızını, daha doğrusu büyük avın hızını ne keser? Bir, deminden beri size tarif ediyor olduğum bu uzun namlulu yivris etli dürbünlü tüfekler keser. Muazzam bir hız kesme özellikleri vardır. Onun haricinde paradoks namlu dediğimiz namlulardan atılan sabotlar 100-150 metre gibi mesafelere kadar çok yüksek bir durdurma ve çok yüksek bir tahribat gücüne sahiptir. Haliyle av üzerinde hızlı ölüm şansı bunlarla da yüksektir. Onun haricinde derseniz slug namlulardan atılan 12 kalibre tek kurşunlar. Markaya ve kalite standardına göre 70-80 metreden 80-100 metre arası mesafelere kadar büyük avlar üzerinde hem durdurucu hem çok ölümcüldür. Ama buna karşılık bakınız bu tip mühimmatlarla vurulan iri azılı yaban domuzları ve geyikler bile eğer atış temiz değilse, yani atış kötüyse yüzlerce metre gidip bir yerlerde düşüp kalıp ardından eğer takip eden av köpeğiniz yoksa ve gece karanlığına denk gelir de bir de bulamazsanız zaten telef olmaktadır. Anlıyor musunuz dostlarım? Bakınız tabanca nerede? Tüfek nerede? Şimdi bu tüfeklerden atılan mesela 7.62 çarpı 51 av tipi mühimmatlar vardır. 7.62 çarpı 51 mesela 1.308'dir. Yani askerde mesela G3 piyade tüfeğinden attığınız fişekleri düşünün. Yani o fişeğin ucunda av tipi, çekirdek olan av tipi mühimmat tipleridir. Onlar G3'ten attığınız fişekten çok daha ölümcüldür, çok daha yıkıcı, çok daha tahrip edicidir. 7.62 çarpı 51, 1.308. Onun üzeri 7.62 çarpı 64, 30.06 Springfield vardır. Av tipi mühimmatı inanılmazdır. Gene 7 çarpı 64 vardır. 7 milimetre Remington Magnum diye de tarif ettiğimiz fişek. Bakınız bunlar hep 1.308'den, yani kısaca G3 fişek dediğimiz fişekten daha büyük, daha hızlı, daha ölümcül fişeklerdir. Hele 7.62 çarpı 64, 300 Winchester Magnum gibi bir fişek vardır ki inanılmaz ölümcül bir tüfek fişeğidir. Onun üzeri zaten 338 Lapua falan da denen daha yüksek çaplı antimateryal tüfeğine kadar gidebilen tüfeklerin av için kullanılan versiyonlarıdır. Hatta akküraziler bu maksatla hatta sivillere satılmışlardır da. Bakınız dostlar, inanılmaz tüfeklerden bahsediyorum sizlere. Ve düşünün ki bir 1.308 ile bir 30.06 Springfield'la 7 milimetre Remington Magnum'la falan gibi fişeklerle vurulması durumunda bile bir iri azılı yaban domuzu, bir bozayı, bir geyik yüzlerce metre gidebilmektedir. Bakınız o avlarda baştan beri size tarif ediyor olduğumu organizasyonları tertip eden o birinci sınıf profesyonel vurucu av rehberlerinin 45 ACP ile bir ufak veya orta boy bir dişi tek atışta düşürebiliyor olması arasındaki
Farkında mısınız? Ne kadar manidar bir durum söz konusu. Yani kısacası artık buradan bir şey anlamalısınız. O gördüğünüz avlar var ya, o avlar o tip organizasyonlarda, o tip organizatörler tarafından o derece kusursuz şartların hayata geçirilebilmesi durumunda yapılan yakın mesafeden ufak ve orta boy domuzlara 45 ACP ile yapılan atışlarla yapılıyor. Ona rağmen konu tabancanın arkasındaki adam. Anlıyor musunuz? 45 ACP değil. Arkadaki adam. Adam o kadar güzel vuruyor ki o domuzu orada hayvan düşüyor. Düşmüyor ama belki atar damarlar, toplar damarlar parçalanıyor. Akciğe ikiye bölünüyor. Hayvan aman Allah'ım bana bir şeyler oldu diyor. Galaksi oluyor etrafımda güneş sistemi dönüyor diyor. O esnada adam ardından temiz bir atışla olduğu yere düşürüveriyor. Bakınız aslında iş dediğim gibi 45'likte değil. O tip bir av gördüğünüz an itibariyle bunu diyebilmelisiniz. Ayrıca dediğim gibi o avlarda gördüğünüz atışlar devede kulak. O atışlar o kadar çok yapılmış ki ama insanlara göstermeye değer atışlar. Azınlıktaki atışlar gösterilecek ister istemez. Çünkü sizi oraya çekecekler. Biz böyle avlar yapıyoruz. Bize gelin diyecekler size. Size de yaptıralım diyecekler. Güvenli ortamlarda kendileri ve yanlarındaki birinci sınıf gene koruma muhafız gene yardımcı elemanların gözetiminde size bir de o tip kulübelerde ve uygun ortamlarda haliyle çok da güvenli avlar yaptıracaklar. Bakın dostlarım, ortalama bir atıcının, silah sebebi ve avcının o tip bir av düzenleyebilmesi çok düşük bir ihtimaldir. Haliyle o tip bir şey gördüğünüz an yok canım boş ver sen 45'li arkasındaki adama bak diyebilmelisiniz. Bakınız pek çok kişi bir boza ile bir siyah ayıyı birbirinden ayıramaz. İri azılı nasıl bir domuzdur onu da bilmez. Orada düşürürler erkek bir yaban domuzu. Ağzından şu kadar bir diş gösterirler. Ondan sonra da uf 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 kocaman domuz kocaman domuz dediği an siz de diyorsunuz ki aman Allah'ım adam İri azılıyı düşürdü. Ağzında kocaman diş var. Ya şaka mı yapıyorsunuz? Ne azılılar var? Ağızlarından 20 santim, 24 santim, 25 santim diş çıkıyor. Bu kadar dişler çıkıyor ağzından hayvanın. O hayvanlı var ya, o hayvan gerçekten arazide 20 metrede karşılaşıp bir yaralayın o hayvanı. Anlıyor musunuz? O iri azılı kaçmaz. İri azılı döner size gelir. Bir vuruşuyla sizi yere uzatır. Ondan sonra da o uzun dişler var ya size tarif ettiğim o dişleri o kadar düzgün böyle bir hassasiyetle size vurmaya başlar ki cerrah hassasiyetinde sizi orada biçer atar. O hayvanın işi vurmak durumunda kalırsa o dişi çok düzgün bir şekilde vurmak. Bakınız yavru domuzlar kaçar. Dişi domuzlar kaçar. Ufak erkekler de kaçar. İri azılı yaralandığı zaman saldırıya geçer. Dediğim gibi pek çok kişi bir boza ile bir siyah ayıyı bile birbirinden ayıramaz. Ve o avların senaryolarının farkında olamaz. O mesafelerden hemen hemen hiç kimsenin bir yaban domuzuyla hele de o sükunetle ve sakinlikle karşılaşabilmesi ihtimali çok düşüktür. Adam ne kadar yüksek bir hassasiyetle ve ne kadar soğukkanlı bir şekilde hayvanı vuruyor farkında mısınız? Adam o kadar çok alışmış, o kadar çok tehlike ve o kadar çok hali risk atlatmış ve üstesinden gelmiş ki adam artık alışmış. Üstelik hareketli hedefi vurabilmek üzerine ustalaşmış. Yakın mesafeden zaten ufak ve orta boy hayvanlara atıyor. Aslında hiç de öyle azgın hayvanlar da değil onlar. Atış kusursuz yakın mesafeden mühimmat çok süratli. İster istemez hollow point 45'lik ACP atıyor. De o mesafeden o fişek de o kalıpta hayvanlar üzerinde etkili. Ve halle düşürüyor. Düşüremezse zaten kaçıyor da o kaçan hayvanların avlarının videolarını da sizin önünüze servis etmiyorlar. Ve ondan sonra birileri 45'lik fotoğrafları paylaşıyor. Ondan sonra siz gülüyor musunuz diyor. Afrika'da diyor millet bununla diyor. İri azılı yaban domuzu vuruyor diyor.
Geyik avlıyor diyor. Bozayı öldürüyor diyor. Birileri de çıkıyor. Evet dostlarım, elimde bir tabanca. Buyurun, 45'lik satılığa çıktı. Bu tabancayla Afrika'da iri azılı yaban domuzu öldürüyorlar. Amerika'da geyik avlıyorlar. Bozayı avlıyorlar. Ta Alaska'da grizzly ayısı avlıyorlar. Kardeşim, bu gördüğünüz tabancayla diyerek size başlıyorlar pazarlamaya. Ya ama arkadaşlar, o iş öyle olmuyor. Ya işte o aşamada hop be kardeşim demeniz lazım. Gerçekten. Bunu diyebilmelisiniz. Çünkü size bu kadar anlattığım şeyin karşılığında anlamanız gereken şey aslında büyük bir organizasyonun içine düştünüz. Her an o iri azılıyı veya bozayı veya geyiği avlayamayacağınız o tabancayı bir araba fiyatına satın almak üzeresiniz veya birileri o bir araba fiyatına satılan tabancayı size alın diye aklınıza yerleştirmek üzere. Kalanlar zaten, bakınız, 45 kalibreyi aslında prestij tabancası olarak alırlar. Prestij tabancası nedir? Belinize koyarsınız 45 ACP'yi, benim 45 ACP'm var, 1911'im var dersiniz, her neyse. Veya uzun namlulu 44 kalibre bir altı patlarla benim kocaman bir altı patlarım var kardeşim demektir. Düğünde havaya bir sıkarsınız 1911 ile 45 ACP gün diye bir ses, ardından tüm 9x19'lar susar. İşte zaten o 45 ACP'yi alanların pek çoğunun derdi işte o an. Bütün 9x19'ları susturup 9x19'lar tarafından o 45'liğin görülme anıdır. Öf be, adamdaki tabancaya bak. İşte bunun denecek olması anıdır. Şimdi bunlar işte o anın zevkini aynı zamanda yaşayabilmek için alınan tabancalardır. Ama şimdi o kişi eğer derse ki, bana söylediler kardeşim bu tabancayı satarken bozayı bile öldürmüş, geyik bile avlatırmış falan dendi an itibariyle, yok be abi tamam yetti falan diyebilmek gerekli. Evet dostlar, gerek avcılık gerek silah bilgisi anlamında yılların birikimini piyasa tecrübelerimizde dahil olmak üzere cömertçe istifadenize sunduğu bir videonun da sonuna geldik. Ve tabii ki bu tip videolar yapmaya da devam edeceğim. Bakınız, kimse bana hiç de öyle gönül koymasın. Neden? Çünkü adamın biri çıkmış demiş ki, bu gördüğün tabanca 1911'dir, 45 ACP'dir. Sana yaban domuzu avlatır, geyik avlatır, bozayı avlatır, falanı kodumu uçurur, bunu vurdumu uzatır, şunu deler geçer, bunu parçalar eder. Ve adam da ondan sonra inanmış, bir araba parası ödemiş. Ondan sonra da bunu seyredip diyor ki, ben buna bir araba parası ödedim kardeşim diyor. Ne yani, bunları yapmayacak mı diyor. Kusura bakma, yapmayacak. Bakınız dostlar, bazı şeyler tezgahtarlıktır ya. Yani bazı şeyleri en azından bir ihtiyat payı bırakmak gerekir. Biraz daha araştırmak gerekir falan. Öyle yapılmaz o iş. Kusura bakmayacaksınız. Ayrıca bazı insanlar, bakınız, derler ki tabancalara niye giriyorsun? Vallahi size bir şey sorulmuyor. Veya tüfeklere niye giriyorsun? Sizlere bir şey sorulmuyor. Buradaki amaç tamamıyla ulusal silah kültürü anlamında insanları bilgilendirmek. Bilinçli bir avcı neslinin ortaya çıkışını sağlamak. Topluma, hukuka ve devletine saygılı. Yasalara saygılı insanların ortaya çıkışında silah kültürünün gelişimi sağlanması amacıyla bazı katkılarda bulunmak. Benim hiç kimsenin beleş tabancasına ihtiyacım yok. Beleş tüfeğine ihtiyacım yok. Poligon aboneliğine, fişeğine, şusuna, busuna, hiçbir şeyine ihtiyacım yok. Benim zaten misyonum belli. Bu çerçevede yaptıklarımın bana verdiği haz yetiyor. Ve dostlar, bundan sonraki videolarda da gene bu şekilde
karşınızda olmaya devam edeceğim ama belli şeyleri de ister istemez sizlere anlatmak istedim. Bakınız senelerdir çok büyük bir video serisi yaptım. Zaman zaman bazı şekillerde gerçekten bazı şeyler bile gerçekleşiyor. Bunlar konusunda da sizlere hani bir bilgilendirmek istedim. Bazı şeyler yapılırken ne şartlarda yapılıyor bazen bilin dedim. Yapılan bazı şeylerin kıymetini bilmenizi rica ederim. Bakınız onun haricinde bazı insanlar diyorlar ki ama abi senin sayfanda bir şey yazılmıyor. Bakınız dostlarım özellikle gençler. Ben dışarıda sokakta şu anda sizlerle nasıl konuşuyorsam bu videoda aynen öyle konuşurum. Sizlere nasıl yazıyorsam o şekilde konuşurum. Konuştuğum gibi yazarım. Başka birinin sayfasında yazarken de bunlara dikkat ederek yazarım. Sayfamda yazan insanlardan aynı şeyleri dikkat etmelerini rica ediyorum. Benim sayfamda hiçbir şekilde siyaset yapılmaz. Hiç kimsenin siyaseti yapılmaz. Ben de yapmam ve izin vermem. İnsanlar insanlarla, tamam mı? Bir şeyler yazarken iğneleyici şeyler yazamazlar. İnsanları hakaret edemezler. İnsanları aptal yerine koyamazlar. İster istemez takım elbiseyi giyer öyle yazarlar. Ben sivil hayatta da böyle konuşuyorum. Benim sahamda yazılırken de bu tarz yazılıyor ister istemez. Buna da gene dikkat etmenizi sizlerden rica ederek. Bu videoyu artık yüksek müsaadenizle burada bitiriyorum. Hepinize kazasız belasız günler diliyorum. Hepinize ebedi dostluklar diliyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere dostlarım. Şimdilik hoşça kalın. Esen kalın.